Muhterem Hazrım, kıymetli misafirlerimiz, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı ve Fatih Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Sonuncu Baba ve Hulusi Efendi paneline hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sözleri alemlerin Rabbinin sözüne bırakacağız ve çok kıymetli hocamız Şeyh Hamidi Veli Sonuncu Baba Cami İmam Hatibi Hafız Mustafa Baş hocamız gelecekler. Kur'an-ı Kerim tilaveti için buyursun hocam. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم كما ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل السيئات
1986 tarihinde vakfımız kurulduğunda her canlıya hizmet maksadıyla kurulmuş Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri tarafından Somuncu Baba Hazretlerinden günümüze kadar oluşacak olan
misyon tüm yüreklere işlenmişti. İşte bizler de burada bu hizmeti yürütebilmek maksadıyla yalnızca Allah rızasını kazanabilmek için bir aradayız. Bu düşünceyi, bu fikri bizlere kazandıran büyüklerimize huzurunuzda şükranlarımı arz ediyorum. Öyle ki Hulusi Efendi Hazretleri hem hayatında hem de yazmış olduğu eserlerinde insanları yönlendirmiş, gönülleri nakış nakış işlemiş ve yürekli ve hizmet edebilen bir nesil yetiştirmiştir. Divanındaki şu beyitten de bize hangi mesajı vermek istediğini anlıyoruz. Aslında bu mesaj tüm insanlığa mesajdır. Hulusi, istersen rıza, gönüllere sen hizmet et. Kıblegahı esrar olur aşıkların gönülleri. İşte onlar gönüllere, gönül hizmetlerine önem verirler. Çünkü bu vakıf kurulurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Somuncu Baba Hazretlerine, Somuncu Baba Hazretlerinden Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerine ve günümüze kadar kimsesizin kimsesi, yetimin babası, yoksulun sahibi olmuş ve tüm hizmetlerini yalnız ve yalnızca her canlıya hizmet düsturu içerisinde Allah için herkese hürmet et de sevsevil anlayışı içerisinde yürütmüştür. Bugüne kadar vakfımıza ve vakfımızla birlikte tüm hizmetleri yerine getiren devlet erkanına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu arada Fatih Belediyesi Başkanına Mustafa Demir Beyefendi'ye huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Kendileri aynı zamanda Darendemiz'in damadı olması sebebiyle ve vakfımızı, Somuncu Babamızı, Hulusi Efendi Hazretlerimizi ziyaret etmesi sebebiyle buradan tüm Fatihlileri ve misafirlerimizi Darendemiz'e davet ediyorum. İşte burada tüm gönül dostlarımıza tekrar vakfımız adına hoş geldiniz diyor ve kalbi muhabbetlerimi sunuyorum arz ederim efendim. Çok değerli Osman Hulusi, Es-Seyyid Osman Hulusi Vakfı Başkanı, kıymetli mütevelli heyeti, değerli hocalarımız, kıymetli davetliler, hanımefendiler ve efendiler. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Es-Seyyid Osman Efendi Hazretleri'ni ve Somuncu Baba Hazretleri'ni rahmetle anıyor. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, dediğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu akşam burada huzurlarınızda değerli belediye başkanımız Mustafa Demir Bey olacaklardı. Fakat biliyorsunuz ülkemiz bir seçim sürecine girmiş bulunmakta. Program yoğunluğundan dolayı başkanımız gelemedi. Vekaleten beni gönderdiler. Başkanımızın selamlarını, saygılarını, toplantımızın hayırlara vesile olma dileklerini sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel bir sunum izledik. Ben iftihar ettim şahsen. Vakfın bu kadar geniş boyutta çalıştığını bilemiyorum. Bizler bu dünyaya inandığımız gibi öbür dünyaya da inanan bir dinin mensuplarıyız. Hayat ölümden ve yaşamaktan ibarettir. Hepimiz ruh ve bedenden oluştuk. Bedenin ihtiyaçları olduğu gibi ruhun da ihtiyaçları vardır. Tam da vakfımız bu nokta üzere hareket ettiğini izledim.
Fakat bedenin ihtiyaçları çok kolayca tespit edilebildiği halde ruhun ihtiyaçları ne yazık ki onu taşıyan tarafından da çoğu zaman fark edilememektedir. Ve verdiği zarar kendisine ve çevreye olduğunda da pek anlaşılamamaktadır. Oysa bizim kadim medeniyetimizde bu iki temel ihtiyaç da esas alınmış ve insanımız bu şekilde yetiştirilmişti. Bizler Anadolu'yu vatan edinirken tekkeler ve zaviyelerin öncülüğünde bu toprakları bu imanla, bu ruhla yoğurduk, kendimize vatan edindik. Görüyorum ki bu anlayış bu vakıfla beraber hayat bulmaya devam etmektedir. İnşallah bu tür vakıfların sayısı artar. Kişi düştüğü yerden kalktığı gibi medeniyetimizi de düştüğü yerden tekrar ayağa kaldırırız. Bu vakfa destek veren herkese cani gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle gençlere sahip çıkanlara çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü gençler her şeyimizin geleceğidir. Her şeyimizi emanet edeceğimiz yegane varlıklarımızdır. Onlar bizi gelecekte temsil edeceklerdir. Bizi gelecekte temsil edemeyen bir gençlik ne kadar başarılı olursa olsun bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bu manada hem gençlere hem gençlerin ailelerine ve çevrelerine büyük sorumluluklar düşüyor. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Programımız Osman Hulusi Efendi'nin divanından bestelenmiş şiirlerle devam edecek. Musa Tektaş abimizi üç güzel ilahi okuması için sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. Ben var aşk ile yanım, hak ile yeksan olmuşam, canı tenim diri tutar, kimdir ki hayvan olmuşam, canı teni diri tutan kimdir ki hayran olmuşum. Bir zerre iken kânıma erdim ki oldum afitap, bir katre iken aslına vaslıyla uman olmuşa, bir katre iken aslına vaslıyla uman olmuşa, her kande baksa gözleri görmez uyarım gayrısın, bilmem uyar bilmeyen, ben mi o canan olmuşam, bilmem uyar bilmeyen, ben mi o canan olmuşam. Ruhul Kudüs ol nefhadır, kim ölüler kıladirir, olur Kudüs'üm ki dirilmiş gazım ki hal olur.
olmaz hafışline dolmuş mazı kulan olmuşum. Derler Hulusi her söze Hürhan gerek elde veli yarın şu duyuna dolu her söze Hürhan olmuş ha yarın şu duyuna dolu her söze Hürhan olmuştur. Dür şehvar lisan etti Muhammed Mustafa Doktor Mahmut Yeşil, emekli müftü Doktor Süleyman Aktaş hocamı sahneye davet ediyor. Buyursunlar hocam. Muhterem hazırlığına saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pak neslinden gelen Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri son devirde yetişmiş önemli şahsiyetlerden birisidir. 21. asrın divan sahibi, büyük şairlerinden olan Osman Hulusi Efendi, Şeyh Hamidi Veli Camii'nin İmam Hatibi ve Nakşibendi
ve Halidi Mürşidi olarak görev yapmış bir gönül sultanıdır. Muhterem kardeşlerim, takvim 12 Ağustos 1914'ü gösteriyordu. Birinci Cihan Harbi'nin hengameli yılları, savaşın getirdiği sıkıntılar var, yokluk var, kıtlık var, şehitleri var, gazileri var Cihan Harbi'nin. Hicretin 1331. senesi. Ramazan ayı, Müslümanlar sıcak günlerde Ağustos orucu tutuyor. Son 10 gününe ulaşılmıştı Ramazan-ı Şerif'in. Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen Kadir Gecesi'ni içinde barındıran günler gelmişti. Darende'nin Hacılar Mahallesi'nde tatlı bir telaş vardı. Bütün mahalle savaşın hüznünü yüreklerine gömmüş, büyük bir sevinç yaşıyordu. Hatip Hasan Feyzi Efendi'nin 4. çocuğu dünyaya gelmişti. Ona alim bir zat olan ve genç yaşta vefat eden amcası Ömer Osman Hulusi Efendi'nin ismini verdiler. Osman Hulusi koydular adını. Şeyh Hamidi Veli Camii'nin imam ve hatibi olan Hasan Feyzi Efendi'nin muhterem zevcesi Fatıma Hanım önce Ahmet Nuri'yi dünyaya getirmişti. İkinci çocukları Bedrettin'i 4 yaşında ahirete yolcu etmişlerdi. Kerime Sekine'den sonra Osman Hulusi'yi lütfetmişti Cenab-ı Hak onlara. Hulusi daha çocukluğundan farklıydı. Zekası, çalışkanlığı, gayreti, efendiliği herkes tarafından hissediliyor ve görülüyordu. Babası Şehzadeoğlu sülalesinden Hasan Feyzi Efendi, Şeyh Hamidi Veli Zaviyesi'nin post nişini Ahmet Hilmi Efendi'nin oğlu ve Şeyh Hamidi Veli'nin 11. torunudur. Hulusi Efendi bunu şu mısralarla divanında dile getirmektedir. Babam Seyyid Hasan Feyzi ki nesli Paki Ahmet Nakşibendi. Annesi Fatıma Hanım ise Taceddin Veli Hazretlerinin soyundan olan Seyyid İbrahim Efendi'nin kerimesidir. Böylece Osman Hulusi Efendi'nin soy şeceresi hem baba hem de anne tarafından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz'e kadar uzanmaktadır. Seyyid Osman Hulusi Efendi 36. kuşaktan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, 12 kuşaktan da sonuncu baba namıyla maruf Şeyh Hamiduddin Veli Kuddise Sirru Hazretlerinin torunudur. Hulusi sulbümüz elhak, Resulün aline mülhak, altın silsilenin mutlak, hep kavmi kardeşi güldür. Osman Hulusi Efendi 7 yaşındayken babası Hasan Feyzi Efendi'den Kur'an öğrenerek hatmetmiş, eğitimine Hacılar Şehri Mahallesi Camii Medresesi'nde Kur'an dersleriyle devam etmiş, buradan Dutluk Sıbyan Mektebi'ne intikal etmiştir. Daha sonra yeni alfabeyle öğretim yapan Cumhuriyet İlkokulu'na kaydolarak 1929 yılında buradan mezun olmuştur. Osman Hulusi Efendi'nin ilim öğrenme merakı ve aşkı hayatının her safhasında kendisini göstermiştir. Babasının gayretleri ve kendi çabasıyla Arapça ve Farsça'yı öğrenmiş, edebiyat bilgisini ilerletmiştir. Bir manzumesinde Arapça ve diğer İslami ilimlere dair okumuş olduğu eserlere şu dizelerle işaret etmektedir. Pek küçücükken o deryalara bir bir daldım, her birinden ne kadar varsa nasibim aldım.
beytiyle başlayan manzumede Emsile, Bina, Maksut, Avamil, Kafiye, Molla Cami isimli eserlerden oluşan Arapça eğitimini, mantık ve tefsir ilimlerini de okuduğunu belirtmektedir. Osman Hulusi Efendi'nin kitaplara ve ilme merakı yaşadığı bölgeye göre oldukça büyük sayılabilecek bir kütüphaneye sahip olmasını sağlamıştır. Kütüphanesinde eski yeni basma yazma 10.000'den fazla eser mevcuttur. Bazı eserlerin ünik, nadir nüshaları sadece bu kütüphanede mevcuttur. Onun kitapları ve ilme ilgisini şu ifadelerinde çok açık bir şekilde görmek mümkündür. Okumanın hududu yoktur. İnsan okudukça öğreniyor, öğrendikçe cemiyete faydalı oluyor. Çok sevdiğim okuma yüzünden kazandığım bütün parayı kitaba yatırdım. Bütün günümü bunları okumakla geçiriyorum. Hulusi Efendi, en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir hadisi şerifine itibaren hayatını Kur'an ve sünnet çerçevesinde yaşamaya çalışmış, ömrü boyunca Kur'an eğitim ve öğretimi için gayret göstermiş, kendisi de her gün sabah namazından sonra bir cüz Kur'an okuma virdini aksatmadan sürdürmüş, Ramazan-ı Şerif ayında buna ilaveten en az iki hatmi de dikkatle takip etmiştir. Divan-ı Hulusi Darendevi, Hulusi Efendi'nin tebliğ için bir vasıta olarak kullandığı şiirlerini bir araya getiren, klasik edebiyatımızın bütün özelliklerini kamil manada taşıyan, hem şekil hem de muhteva yönüyle mükemmel bir şaheserdir. Mektubat-ı Hulusi Darendevi, ömrü boyunca ilim tahsil edip irşat hizmetini kendisine yol olarak seçen Osman Hulusi Efendi'nin mektuplarından oluşmaktadır. Eserde ebeveynine, evlatlarına ve arkadaşlarına yazdığı 66 mektup vardır. Bu mektuplarda herkes için çok lüzumlu nasihatler bulunmaktadır. Şeyh Hamidi Veli Camii minberinden Hutbeler adlı eseri ise 1945 yılında babasının vefatından sonra başlayıp 1987 yılında emekli oluncaya kadar sürdürdüğü 42 yıllık İmam Hatipliği esnasında irad etmiş olduğu hutbeleri ihtiva etmektedir. Muhterem kardeşlerim, Hulusi Efendi Hazretleri cemiyetin tamamını yakından ilgilendiren sosyal, içtimai çalışmalara çok küçük yaşlarından itibaren iştirak ediyordu. Vakfı kurmadan evvel tek başına büyük bir vakıf teşkilatının yükünü tek başına taşıyor, faaliyetleri aksatmadan yürütüyordu. 1986 yılında Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nı kurarak çalışmaların kurumsallaşması için ilk adımı atmış, sonraki hizmetler vakfın organizesiyle devam etmiştir. 1990 yılında Dar-ı Bekaya intikaline kadar vakfın başkanlığını deruhte etmiştir. Hulusi Efendi'den sonra vakfın başına maddi ve manevi bütün vazifelerini devrettiği Es-Seyyid Hamid Hamideddin Ateş Efendi Hazretleri geçmiştir. Çeşitlenen, gelişen hizmetleri çok geniş bir alanda devam etmektedir. Hulusi Efendi Hazretleri güzel ahlakı her şeyin üstünde tutmuştur. Çünkü ahlak olmadan dünyada da ahirette de huzur bulmak mümkün değildir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olanı ve aile fertlerine, eşine ve çocuklarına iyi davrananıdır. Problemleri çözen, sıkıntılara çözüm üreten metodunu çok sağlam esaslar üzerine oturtan Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin şu sözü üzerinde çok durulması icap eden bir düsturu dile getirmektedir. Nefsime tatbik etmediğim bir şeyi söylemekten hayal edin. Muhterem kardeşlerim, bu cümle hepimizin kulağına küpe olmalı.
nefsime tatbik etmediğim bir şeyi başkasına söylemekten haya ederim sözü tebliğde, başkalarına hak ve hakikati anlatmada çok önemli bir miyar ve mihenk taşıdır. Bu söz, ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu, lime tekulune ma la tefalun, yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz mealindeki ayeti kerime ile hayatın, hayanın imandan olduğunu ifade eden hadisi şerifi hatıra getirmektedir. Hem Allah Teala'dan hem de Allah'ın kullarından haya etmek, utanmak imanımızın gereğidir. İman 60-70 küsur şubedir. Haya imanın şubelerinden biridir diye buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Bu hadis-i şerifte bize iman bütününün 60-70 parçadan meydana geldiğini, bu parçalardan birisinin eksilmesi, eksik olması durumunda imanımızın kemal noktasına erişemeyip zayıflayacağı, parçaların hepsi yerli yerinde bulunduğu takdirde ise imanımızın güçleneceği ifade buyurulmaktadır. Hulusi Efendi Hazretleri bir sohbetlerinde Kur'an ve sünnetle irtibatını şöyle açıklamıştır. Bir zorlukla karşılaştığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir durumda nasıl davranır diye düşünür, onun yaptığı gibi yapmaya çalışırız. Bu ölçü de son derece önemli bir ölçü. Bir zorlukla karşılaştığımız zaman, bir problem karşımıza çıktığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir durumda nasıl davranırdı diye düşünür, onun yaptığı gibi yapmaya çalışırız. Devamında şöyle buyuruyor, siz de öyle yapın. Bizlere emrediyor, siz de öyle yapın. Başınıza bir sıkıntı geldiği zaman Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir durumda nasıl davrandığını öğrenin, düşünün ve ona göre problemi çözün. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i mutlaka öğrenip anlamaya çalışmalısınız. Kur'an-ı Kerim'in nuru her şeyin üzerindedir. Muhterem kardeşlerim, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi hayatının tamamını Kur'an-ı Kerim ve sünnetin esaslarına göre yaşamıştır. Allah'a ve Resulüne itaatın hayatın temel ilkeleri olduğunu belirtmektedir. Sohbetlerinde dünya ve ahiret saadetinin Peygamber Efendimizin izinden gitmekle, ona uymakla mümkün olabileceğini belirtmekteydi. Ona göre bu iki temele dayanmayan veya bunları yerine getirmeyen kişinin sufi olması bir tarafa, Müslüman olması iddiası dahi beyhudedir. Osman Hulusi Efendi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaatin ancak onun sünnetine ittiba ile gerçekleşeceğini ifade etmiştir. Müslümanların yaptığı ibadetlerin kemali ve kabulü Hazreti Peygamber'in sünnetine riayetle mümkündür. Çünkü bu ibadetlerin ilk ve hakiki uygulayıcısı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu gerçeği şu cümlelerle açıklamaktadır. Resul-i Ekrem Efendimiz'e itaat ise onun mübarek sünnetlerine riayet etmekle, onun adab ve ahlakıyla ittisafa çalışmakla kabil olabilir. Malumdur ki aleyhissalatu vesselam Efendimizin birçok sünnetleri vardır. Bizim yapacağımız ibadetlerin kemali, nezd-i ilahide daha ziyade makbuliyeti ancak bu sünnet-i şerifeye riayetle hasıl olur. Bir şiirinde şöyle demektedir. Şer'i pakin başa tac et, bul dalaletten reha, şems-i tabanı hidayettir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dalaletten kurtulmak için Hazreti Peygamber'in şeriatını başına tac et. O kurtuluş güneşi ve aydınlıkların kaynağı, övülmüş ve seçilmiş Hazreti Muhammed Mustafa'nın dini ve şeriatıdır. Hulusi Efendi Hazretlerinin nasihat gazeli
insanların dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmeleri için ayet ve hadislerden alınarak tertip edilmiş bir reçete gibidir. İlk beyitleri konumuzla ilgilidir. Alem isen kendin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma. Sümbülü ol, gülü ol. Hulusi Efendi Hazretleri'nin divanında, hutbelerinde, mektubatında seçerek aktardığı hadislerin çoğu muteber hadis kaynaklarından aktarılmış olup sayıları oldukça fazladır. Hadisler daha çok güzel ahlakı teşvik eden, toplumsal dayanışmayı perçinleyen, insan ve varlık sevgisini öne çıkaran, hak ve hukukun önemini hatırlatan metinlerdir. Hulusi Efendi Hazretleri bu hadisleri çoğu zaman harfiyen değil, halkın anlayabileceği şekilde yukarıda verdiğimiz örneklerde görüldüğü gibi sade bir üslupla tercüme edip aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek soyundan gelen iki büyük insan, Sonuncu Baba Hazretleri ve Hulusi Efendi Hazretlerine Yüce Rabbimizden rahmet diliyorum. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın Resulü'nün sünneti istikametinde hayat sürerek sonraki nesillere örnek olan bu abide şahsiyetlerden istifade etme imkanı lütfetmesi duasıyla Hulusi Efendi Hazretleri'nin yaptığı çalışmaları, maddi ve manevi hizmetleri yürüten Es-Seyyid Hamid Hamideddin Alteş Efendimiz'e Cenab-ı Hak'tan sıhhat, afiyet ve ömrüne bereketler niyaz ediyor. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu ve selamu ala hayra halkillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Febima rahmetin minallahi linte lehum ve lev kunte fazlan valiyatan kalbinden fadfu min havlik ila ahiril ahir. Muhterem efendim, çok değerli gönüldaşlarımız, böyle bir mübarek gecede Şeyh Hamidi Veli Hazretleri ve Pirimiz Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin güzel, muazzam vakfımızın tertip etmiş olduğu dünyanın gönüllü beldelerinden biri olan aziz İstanbul'umuzun en mükemmel maneviyat beldesi Fatih'teki bu programı ömürde belki bir defa daha nasip olmayacak şekilde Efendi Hazretleri ile beraber burada birlikte olma lütfunu Yüce Rabbimiz bize nasip ediyor. Yüce Rabbimize hamd ediyor, sevgili Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine salatu selam getiriyor. Pir-i Piran Hazretlerini en derin, en içten, en gönülden inanç, duygu, muhabbet, ihtiramlarımızla, hürmetlerimizle yad ediyor, saygılarımızı arz ediyoruz efendim. Muhterem efendim, kıymetli hazır olun. Gerçekten müsaade buyurursanız ben sözlerime, muhterem hocama şükranlarımı arz etmekle başlamak istiyorum. Hakikaten çok faydalandım. Allah-u Teala ilmine, irfana, ihlasına ziyadelikler ihsan eylesin. Muhterem efendim,
söz konuşmak zaman gelir çok zor. O zor anlardan birini yaşıyoruz. Ama himmetlerinizle inşallah almış olduğumuz notları kardeşlerimizle paylaşırken Rabbimden feyiz, ihlas, bereket ihsan eylemesini niyaz ediyor. Ne güzel okudu kardeşimiz. 104 kitabın sırrını yarın yüzünden okuyup o mushaf-ı hüsnü ile dolmuş maz-ı Kur'an-ı Kuşan. Derler hulusi her söze durhan gerek elde veli yarın şuhudiyle dolu her söze burhan olmuşam. Pir Hazretlerimizin divan-ı şerifindeki bu ilahiler her şeyi anlatıyor değerli arkadaşlar. Hatta her şeyden fazlasını da anlatıyor. Yine kardeşlerimiz okudular. Bir katre iken aslıma vaslıyla umman olmuşam. Hem dünyanın hem semavatın 70%'inden fazlası su. Su aynı zamanda rahmet demektir. İşte Cenab-ı Hakk'ın bu rahmet deryasından bir katre, bir nebze olsa bizim payımıza düşen, ancak bunu paylaşmaya çalışacağız. Muhterem efendim, değerli arkadaşlar, bendenizin konusu Kur'an ayetleri ve muazzam eser Divan-ı Şerif'in ilahilerindeki irtibat. Birkaç örnekle beraber sözlerimi bitirmeye çalışacağım. Hocamın da buyurduğu gibi her bir ilahinin bir mısrası değil, bir kelimesini irdelediğiniz zaman ya bir hadisi şerife ya bir ayeti kerimeye onun adresi gider. Yani Divan-ı Şerif'i Pirimiz Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin mübarek kelamı şeriflerini Kur'an'dan, hadislerden soyutlamak diyorsunuz ya biz, tecrid etme diyoruz. Tecrid etme imkanına sahip değiliz. Öyleyse Pirimizin ilahi şeriflerinden birkaç tane okuyarak ayetlerle irtibatlarını paylaşmak istiyorum efendim. Hocam okudular. Ben de bu ayeti kerimeye not aldım. Bugün İslam dünyasının bir numaralı problemi, en önemli problemlerinden biri desek cümle oturmaz. Bir numaralı problemi efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alu. Ey iman edenler, yapmadığınız şeyleri niçin yap diyorsunuz? Herkes emir veriyor ama kimse nefsine tatbik etmiyor. Bu nedir? Sizin yapmadığınız şeyleri başkalarına yapın demeniz kebura magtan indallahi en tekulu ma la tef'alun. Allah katında büyük bir gazaba sebeptir. İşte Pir Hazretlerimiz asla mübarek hayatlarında olmayan hiçbir şeyi ne kaleme almışlar ne de hocamın ifade ettikleri gibi bir başkalarının yapmasını emretmemişler. Ve buyurmuşlar ki güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Bir insanı bundan daha güzel tarif kim yapabilir? Hangi cümleler ortaya koyabilir? Ancak bu güzel cümlelerin dayandığı yer, yerin adresi neresi? Bismillahirrahmanirrahim. Febime rahmetin minallahi linte lehum velev künte fazzan galizel kalbi lenfaddu min havlik ila ahir ayet.
Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Allah'ın rahmeti sebebiyle onlara yumuşak davrandır. Eğer sen çatık kaşlı, katı kalpli olsaydın, ne güzel ifade edeyim ben, çatık kaşlı, katı kalpli. Hani Anadolu insanıyız, işte Malatyalı bir alem, Trabzonlu bir alem, Sakaryalı bir alem, herkesin bu alemlikleri içerisinde güzel ahlakımızı perişan ediyoruz. Efendim, bir gün Ankara'da hangi ihvan evinde olduğumuzu hatırlamıyorum. Çok kalabalık vardı. Pir Hazretlerimiz çok neşeli, çok muhabbetli. Mübarek konuşuyor, ilahilere katılıyor. Şöyle eğildi efendim. Oldukları yerden karşıdaki ihvanı göremiyorlardı. Ama şöyle eğildiler. Sonra bir kağıt istediler. Kağıta Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli arkadaşlar, Pir Hazretlerimizin hattı da emsalsiz bir hattı. Yani güzel yazısı. Mümkün mertebe onları arayalım, bulalım, ziyaret edelim. En azından Pir Hazretlerimiz Kur'an'ı nasıl... Mesela Fesek Fiki Umullah biraz sonra gelecek. Çok yazıyordu, veriyordu ihvan kardeşlerimize. Burada ne yazdılar? Böyle baktıktan sonra fakir oradaydım. El-İslamu husnul huluk. Çağırdı oradan arkadaşlarından birini ismiyle. Oğul bunu şu arkadaşa ver. Arkadaşımız gitti. Efendim yok yok ona değil. Oğul buna ver. Şöyle buyurdu. Meğer o arkadaşın gönlünden geçiyormuş ki Efendi Hazretleri bize İslam'ı anlatsa. İçinden öyle geçiyormuş. Pir Hazretleri de ta buradan mübarek eğildi, baktı, aldı kağıdı, yazdı. Oğul bunu götür, o arkadaş buna mı? Hayır, buna verdi. Sonra döndü geldiler. Oğul İslam, Kale Resulullah, El-İslamu husnul huluk. İslam güzel ahlaktır. Güzel ahlakı olmayan iyi Müslüman olamaz. İşte Pir Hazretlerimiz güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol ilahisinin adresi. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِمْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ya Muhammed, Allah'ın rahmeti sebebiyle onlara sen son derece yumuşak davrandın. Eğer çatık kaşlı, katı kalpli olsaydı ne olurdu? Yanından hepsi firar eder giderdi. Kimse yanında kalmazdı. Elhamdülillah bugün insanlar sadece 1 milyar 800 milyon insandan bahsediyorlar. Bu mu? Değil. Kainatın zerreleri, gökteki yıldızlar, yerde uçan kuşlar, hu deyip sel gibi coşan seller, hepsi Muhammed diyor. İşte o Allah'ın rahmeti sebebiyledir. O Muhammed'in torunlarından, afadından hocam buyurdu, Pir Hazretleri, o Pir Hazretlerimizin evladı Efendi Hazretleri. Onun için biz çok bahtiyarız. Biz en kestirme yoldan Allah'ın rahmetiyle iç içe olma imkanını Cenab-ı Hak bizlere bahşetti. Onun için hamdü senalar ediyoruz. قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ayet-i Kerime. Pirimiz ne buyuruyor? لَا تَقْنَتُوا سِرُّنْدَانْ كَسْمَزْ اُمِدْ حُلُوسِ Asiler güruhunu rahmetin kurtaracak. Rabbimiz ne buyuruyor? Günah işlemekte ne yaparsanız yapın. Yapmamanız elzemdir. Ama ola ki yaptınız. Dönün Allah'a yetişen. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiz. İşte pirimiz la teknetu sırrından kesmez ümit hulusi asiler güruhunu rahmetin kurtaracak. Efendim sözler çaresiz kalır. İnşallah bu hizmetler
bu gayretler Zat-ı Âlilerinizin de buyurdukları gibi Allah'la beraber olma inancıdır, şuurudur. Kardeşlerimizin dünya huzuru, ahiret saadetini elde etmeleridir. Ama son cümle Hafız kardeşimizin okuduğu efendim Fesbekim kemalidir. Bir hazretlerinin istikamette ol sayısızca ilahisi vardır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendim şeyyebetni suratu Hudin ve ehevatuna. Hud suresi ve onun benzerleri benim saçımı ağarttı. Beni yordu, beni ağlattı diyor Peygamber Efendimiz. Hud suresindeki hangi ayet? Festekim kema umirte. Emrolunduğun gibi ol ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Asla hiçbir konuda Allah'ın sana emrettiği hiçbir şeyin dışına çıkma. İşte pirimizde istikamet, istikamet, istikamet. Zat-ı Âliniz her sohbetinizde, her ihvanla buluşunuzda gerek toplu halde, gerek ferda fert bu hayat Allah rızası hayatıdır. Dünyamızı abad edeceğiz, mamur edeceğiz. Ama ahiretimizi asla ihmal etmeyeceğiz.